Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Eylül ayı enflasyonu yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Beklentiler ne yönde buna bakacağız. Bir de Orta Doğu'daki son gelişmeler piyasaları nasıl etkiliyor buna bakacağız. Habertürk.com ekonomi müdürü Selim Karahan ile hoş geldin Selim. Hoş bulduk Helin. Öncelikli olarak enflasyona bakalım istiyorum ben. Beklentiler hmm. ne yönde ee, Anketler ne söylüyor? Kısaca aktarırsan. Tabii. Geçen ay yani Ağustos ayını hatırlatalım bir %51.97 gelmişti yıllık enflasyon. Aylık da %2.47. <laughs> Bu ay biraz düşüş bekleniyor. %48-49 aralığına bir gerileme bekleniyor yıllık enflasyonda. Aylıkta da %2-2.2 aralığında bir aylık enflasyon bekleniyor. E beklenti gerçekleşirse de Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez %50'nin altına gelecek yıllık enflasyon. Tabi ee, tabii son anketlere baktığımızda şu da önemli. Sene sonu ne beklendiği. Burada da %42-43 aralığı öne çıkıyor sene sonu enflasyon beklentisinde. Bu tabii pek çok kesimi ilgilendirdiği için bundan bahsediyoruz. Hem özel sektör hem e, kamu da maaş zamlarını etkiliyor. Burada da yüzde 42'lik 43'lük bir beklenti var. E, burada yani bir düşüş trendi zaten vardı. Var. Onun devamı da bekleniyor. Hı -hı. Bunu Ekonomi yönetiminde Sayın Cumhurbaşkanı da belirtti. Belirtti. Peki bir şey soracağım. Şimdi sene sonuna doğru yaklaştıkça tabii bu aylık enflasyonun aslında 2 ve altına düşmesiyle ilgili bir beklenti Hı -hı. var diye biliyorum ama. Evet. Sence e, olur mu peki yani bununla ilgili gelişmeler? Çünkü hali hazırda şimdi okullar açıldı bunun bir enflasyonu Hı -hı. var. Önümüz kış. Bunun e, bir enflasyonu zaten... var. Tabii buradan da belki biraz da işte bölgesel durumlara da bakmak Hı -hı. lazım. Petrol fiyatlarından altından tabii. bahsedeceğiz. Ee, enflasyonu okulların açılmasının bir etkisini Ağustos enflasyonunda net bir şekilde gördük aslında pek çok alanda zam şampiyonu oldu eğitim başladı ee, burada da ama Eylül'de artık onun biraz durulması bekleniyor dediğin gibi enerji fiyatları önümüzdeki dönemde öne çıkacak gibi duruyor ee, tek aslında en büyük risk şu anda o ee, buradan belki de evet. e, Jeopolitik duruma geçmemiz evet, gerekiyor. Evet. Son dün yaşanan İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra doğal olarak petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı Hı -hı. 70 civarındaydı. 75 şu anda. Bu bizim gibi ithalatçı bir ülke. Enerjide ithalatçı ülkeler için önemli bir değişim burada çünkü petrol fiyatı akaryakıt fiyatı hep zincirleme birçok şeyin fiyatını etkiliyor. Bu ne kadar kalıcı olacak? O önemli. Hı hı. Şimdi daha üst daha çok sıcağı sıcağına konuşuyoruz tabii. Eğer gerilim tırmanırsa yani İsrail'in vereceği cevap daha sert olursa bu 75, petrol fiyatı 80'de olur, 85. Olabilir nereye gideceğini tam. Ama durulursa tam, da düşer mi? Yani durulursa şimdilik burada kalırsa bu mesele evet bir düşüş olur. Hı hı. Çünkü buradaki endişe şu. E, şu anda bir petrol tesisi vurulmadı ya da e, üretimde bir düşüş yok ama savaş genişlerse arzda sıkıntı olur. Çünkü İran önemli bir üretici. Bu sebeple fiyatlar yükseliyor. Aslında bir korkuyla yükseliyor. Korku sona ererse de fiyatların geri gelmesi beklenir. E, burada Tabi bilemiyoruz. İsrail'in vereceği cevabı bu saat itibariyle bekliyoruz. Dün gece çok e, İran'a yönelik en azından önemli bir cevap gelmedi. İlk anda korkulan hani işe kadar vardı çünkü 3. Dünya Savaşı başlıyor. Şu an için başlamamıştı durumda. Henüz başlamadı diye. Yani umarım da başlamaz. başlamaz. E, tabii İsrail'in ne yapacağız? İsrail'in vereceği cevaptan sonra İran ne yapacak? Bunların hepsini takip hı hı. edeceğiz. Karşılıklı olarak. göreceğiz süreç nasıl ilerleyecek? Bir de e, tabii bu durum sadece petrol değil altını da etkiledi. Hı hı. Altında da yeni rekorlar geldi. E, evet. E, bir piyasaları hem böyle biraz da bakalım borsa da düştü bir taraftan. Hani evet. Nasıl bir bize, denge var önümüzde? Yani bizim borsada ilk lafı geldi. E, dün kapalıydı tabii saldırının olduğu saatlerde. E, ona rağmen bir düşüş oldu kapanışa doğru da. Avrupa borsalarında da bir düşüş yaşandı. Yüzde 0.8 bir aralığında. İlk anda bu tabi saldırı gerçekleştikten sonra bugüne baktığımızda ise borsada yüzde birin üstünde bir kayıp var öğlen itibariyle. Avrupa daha gibi Alman borsa, Alman DAX endeksine baktığımızda 0.6 bir yükseliş, Fransa'da 0.50 bir yükseliş şu an için özellikle geceyi gece saatleri beklenenden sakin geçti. Yani saldırı sonrasından bahsediyorum. İsrail'in hemen bir cevap vereceği endişesi vardı. Bu olmayınca şu anda bir sakinleşme hı -hı. var. Daha sonra yön arayışı var aslında. İran'ın tabii kestiremiyorlar. Yani piyasa şu an kestiremiyor ne yapacağını diyebiliriz. İran'ın füzeleri hani e, gönderdikten sonra bunu sürdürmemesi de etkili oldu mu hani mesela orada Evet, hani şimdi 70 dakikadan aslında hı. E, 70 dakikalık bir süre geçti ve arkasından hı. hani İsrail'de artık sınaktan çıkılabilir gibi mesajlar yayınladı evet, o, o da sonunda. Hem İran e, şu an için en devamının gelmeyeceğini söyledi. İsrail'de de dediğin gibi sığınaktan çıkın şimdilik tehlike geçti deyince, bu bir rahatlama sağladı. Ama tabi İsrail'in de bir İsrail'in sert açıklamaları olduğu hem ordusundan evet. hem hükümetten. Dolayısıyla şu an bir gerilim var. Evet. Bu gerilim içinde yön arayışında piyasa bulabilmiş de değil şu anda açıkçası. Hı <laughs> Dolayısıyla jeopolitik gelişmeler şu an çok önemli olacak. Geçen haftaya kadar en önemli gündem maddemiz Fed'di. Fed'di. Yine bir gerilim vardı ama bu kadar yüksek bir savaş evet. ihtimali yoktu. Şu an için biraz Orta Doğu öne çıkmış durumda. Tabii Fed takip edilmeye devam ediyor. Fed Başkanı'nın açıklamaları oldu. Aşırı aceleci davranmayacağız dedi. Bunlar takip edildi ama dün geceki yaşananlar her şeyin önüne Aynı geçmiş geçti. durumda. Bakalım süreç nasıl devam edecek. Hı hı. E, peki bu süreç bizim işte enflasyonu nasıl etkileyecek? Hani petrolden biraz bahsettik, akaryakıt fiyatları vesaire ama onun dışında işte altın yükselişi buna bağlı olarak bilmiyorum dövizde bir yükseliş bizim için olur mu? İlk aşamada dövizde anlamlı bir etkisi olmadı. Hı hı. Enerji fiy enerji fiyatlarında en önemli etkisi olabilir bize. Buradan da tabii enflasyonun yükselmesi özellikle yani Merkez Bankası bu kadar uğraşmışken bir kayıp olur. Ha. Peki fiyatı yani pek kararı nasıl etkiler konuşuluyor şu anda? Hem Fed açısından da bizim Merkez Bankası açısından da. Merkez Bankası Başkanı bugüne kadar hep şunu dedi. Biz ama enflasyon önceliğimiz, enflasyonu düşürmek önceliğimiz. Hı hı. Burada da anlamlı bir düşüş görmediğimiz sürece sıkıyor, faiz devam, indirimine sıkıyor, gitmeyiz. Devam. Bu mesajı çok kez verdi. Evet. Yani o da mesela şu, bu an dün yaşadığımız süreç ya da hı hı. böyle bir bunun karşılığı olan bir şey midir? Hani o riskleri gördüğümüzde sıkılaşmaya devam ederiz. Enflasyonda yukarı yönlü bir risk oluşuyor bu son yaşanan özellikle hı hı. petroldeki hareketle bu da Merkez Bankası'nın eğer bir faiz indirim planı varsa bunu ertelemesine yol açabilir. Tabii bu petroldeki yükselişin ne kadar kalıcı olduğuyla bağlantılı. Çünkü bugünden yarına da düşerse bunun çok fazla etkisi olmayacaktır fiyatları. Ama şu haliyle Bek, ...beklentinin biraz üstünde gelebilir gibi gözüküyor. Ekim enflasyonu örneğin ve Kasım. Eğer böyle olursa da faiz indirimi şimdilik rafa kalkabilir. Aslında Merkez Bankası hiçbir zaman bir indirim sinyali vermedi. Evet, zaten. Ama piyasada böyle bir beklenti oluştu. Çünkü küresel konjonktürle alakalı işte bütün dünyada Merkez Bankaları faiz indiriyor. Bize bizde de bizde enflasyon, de enflasyon düşüşte. Zaten 50, bizde enflasyon işte bu ay 48'e inecek, 45, 44 olduk. bu indikçe merkezin eli rahatlayacak diye beklenti oluştu. Şimdi enerji fiyatları yükselirse merkezin eli o kadar da rahatlamamış olacak. Dolayısıyla bu beklenti de ötelenir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yarın önce tabii fa enflasyona bakacağız. Arkasından Hı. da seninle birlikte Merkez Bankası'nın. FED'in ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizlerini bir daha konuşacağız. Çok teşekkürler katkıları için. Ben teşekkür ederim. Için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.